Merhaba arkadaşlar. Osmanlı kültür ve medeniyeti ile devam ediyoruz. Konularına göre KPSS tarih çıkmış soru çözümlerine. Tabii belli dönemlerde yer alıyor işte dağılmada, gerilemede. Biraz iç içe geçmiş konular. Hangi kısma koyayım diye düşünürken bazılarını buraya koydum. Diğerleri de örneğin Osmanlı duraklama dönemi, Osmanlı gerileme döneminde olur. Biraz iç içe geçmiş bazı sorular var. Onu önceden belirteyim. İlk soru şekilde Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un üyelerinden reisi Küttab zamanla hangisine dönüşmüştür? Şimdi mesela diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir şeye dönüşüyor. Divan-ı Hümayun yani yöneticilerden biri bir bakanlığa dönüşüyor. Mantıken düşününce ne oluyor? Gitgide topraklar büyüyor. Topraklar büyüdüğünde birçok farklı devlette komşu olunuyor ve bu devletlerle ilişkileri düzenleyen bir kişi gerekiyor. Dışişleri Bakanı gerekiyor. Bir kurumun önem kazanması gerekiyor. Dolayısıyla Reis-ül Kitap Dışişlerine Bakanlığına dönüşüyor. Dışişleri Bakanlığı da ne? Dışişleri hariçten gelen Hariciye Nazırı. Hariciye Nazırına dönüşüyor. Cevabımız A seçeneği. Diğerleri ne? Mesela Mariye zaten Mariye. Marif, eğitim, Maarif bizim de Türk inkılaplarında Atatürk döneminde Maarif Teşkilatı Kanunu var. Dahiliye, dahil içişleri ve serasker makamı var. O da bir anlamda işte Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanı gibi tepedeki isim askeriyedeki o anlamda tabii. Dolayısıyla cevabımız aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz. Şimdi ticaret deyince bir kervansaray var zaten. Menziller, derbentler, darül kuralar, bedestenler. Bedesten burada çarşıların tümü bir anlamda ticaretle alakalı bir şey. İşte kıymetli kumaşların satıldığı çarşıların tümüne verilen isim. Derbentlere bakalım. O da ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapılan kısma giriyor. Çünkü kervanların güvenliğini sağlamak için yapılan bir şey. Dolayısıyla bu noktada sayılabilir. İki şıkkımız kalıyor. Menziller ve darül kuralar. Menzil birçok faydası olan merkezden gelen emirleri ileten bir merkez. Tabi merkezden askeri o hareketlilikle ilgili emirler de geliyor. Ticaret yollarının güvenliği bu noktada savunulabilir parantezinde sorduğu için bunu ekliyoruz. Fakat Darül Kura tamamen farklı bir şey. O Kur'an okuma yöntemlerini öğreten medrese bölümü. Zaten Darül Şifa'da hayırla alakalıydı biraz da. Darül'le başlayanlarda böyle bir yol izlenebilir. C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur deniliyor. Benzer bir soru çıkmıştı. O da şuydu. Bu 2012 yılında çıkmış. O da 2013'tü sanırsam. Diyordu ki Osmanlı Devleti hangi kültürlerden etkilenmiştir? Dini kültür, Orta Asya Türk kültürü, fethedilen bölgelerin kültürü. Burada da benzer bir şey var. Hukuk sisteminde hangilerin etkin olmuştur? Şer'i hukuk tabi eski Türk gelenekleri, örfi hukuk da deniliyor. Fethedilen bölgelerdeki daha önceki uygulamalar bunların hepsinden faydalanıyor ve ortak bir kültür oluşturuluyor. Bir anlamda herkesin istediği oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir? Kabuklu askerlerini Uluf'a dağıtmak, dirliğindeki vergileri toplamak, bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak, savaş zamanı Cebelü denilen askeriyle orduya katılmak. Şimdi biraz Osmanlı'nın işleyişini bilince bir tanesi sırıtıyor şıklardan. Kabuklu askerlerini Uluf'a dağıtmak pek dirlik sahibinin yapabileceği bir şey değil. Çünkü Kabuklu askerlerine dağıtılan ulufe dediğimiz şey 3 ayda verilen bir maaş ve bu maaş öyle boyutlara ulaşıyor ki ileride ekonomik anlamda bir
kısıtlamaya gidilmesine sebep oluyor. Yani Osman diyor ki bu kadar para nereye gidiyor? Çünkü sahte kayıtlar da yazdırılıyor orada Yeniçerilere. Hatta nüfus sayımı da biraz bunlardan dolayı yapılıyor. Dolayısıyla yani dedik sahibinin pek boyunu aşacak bir şey olup feda atmak. Bu diğerleri deliğindeki vergileri toplamak, bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak. Bunlar zaten dirlik sistemini tanımlayan şeyler. Üretimi artıracak tedbir almak ve savaş zamanında Cebelü denilen askeriyle orduya katılmak. Şu dördü dirlik sistemini tanımlıyor. Ulufe dağıtmak çok farklı bir şey. 1. Abdülhamit zamanında zaten yasak getiriliyor alım satımına. Yeniçerilerin Kapıkule Ocağı'ndaki Yeniçerilerin aldığı bir para. Önemli bir para yani, öyle küçük bir şey değil. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim görmek üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in getirildiği okul hangisidir denilmiş. Şimdi bir bakalım Darül Muallimin. Darül Muallimin Sultan Abdülmecit döneminde açılan okul, ortaokuldu. Erkek öğretmen yetiştirmek için açılıyor. Sanayi Nefise Mektebi cevabımız Galatasaray Sultanesi. O da 1868'de eğitime başlıyor. Fransızca dili. Darül Fünun var. Darül Fünun'da Osmanlı Devleti'ndeki yüksek öğrenim amaçlı açılan ilk fen bilimleri okulu. 1870'de açılıyor da. Darül Marif var bir de. Darül Marif de Avrupa'yı tersi açılan, 19. yüzyılda açılan ilk modern okul. Cevabımız Sanayi Nefise Mektebi. Sanayi Nefise Mektebi de yukarıda tanımlanan okul. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle şıklara göz atabiliriz. Mesela Mültezim. Mültezim ne? Osmanlı toprak sisteminde açık artırma usulüyle belirli eyaletleri, bu merkezden uzak olanları özellikle, kiraya vermeye iltizam deniliyor. İltizam sahibi olan kişiye de mültezim deniliyor. Mütevelli var. Bugün de kullanılan bir şey mütevelli heyetleri. Osmanlı'da da vakıfların din hukuku, şeriat anlamında yani, hükümlerine uygun olup olmadığını denetleyen kişi. Nişancı, Divan-ı Hümayun'da katılan kalemiye sınıfının başı. Padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara, hükümdarın imzası olan tuğrayı çekmekle görevli kişi. Reisül Küttab var. Bu yukarıda da geçmişti. Hariciye Nazırlığına dönüşüyor daha sonra. Ve Vakanüvis var. Vakanüvis de bahsi geçen tarih yazarlarına verilen isim. Resmi tarih yazarlarına verilen isim. Ben özellikle şeyde dikkatimi çekmiştim. Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları yapılırken Türkiye Cumhuriyeti'nde Vakanüvislere ciddi eleştiriler getiriliyor. Osmanlı tarih yazıcılarına. Hatta bir kitaplarında şunu yazıyorlar. Padişah dut yiyor. Ve diyor ki benim yediğim dutu da mı yazacak şimdi bu Vakanüvis? Ve o da diyor ki siz sorduğunuza göre önemli bir şeydir padişahım. Ve o yenilen dutu da deftere kaydediyor. Bu sebeple de özellikle andımızın yazarı Reşit Galip tarafından ciddi eleştirilere uğruyor o zamanın Vakanüvisleri. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı hangisidir? Kitab-ı Bahriye, tabi Piri Reis'in eseri ünlü. Denizcilik, haritacılık, daha doğrusu haritacılık denildiğinde Piri Reis ilk akla gelen isim. Seyidi Ali Reis denizle ilgili. Savuncuoğlu Şerafettin var, pek burada bilinmeyen. O Türk hekim ve cerrah. Fatih Sultan Mehmet II. Murat dönemlerinde yaşıyor. Ali Kuşçu ve Matrakçı Nasu var. Matrakçı Nasu yine Muhteşem Yüzyıl'da geçiyordu. Matematik ve tarih anlamında bilgisi var. Birçok anlamda bilgisi var ama minyatür hattat olarak da
matematik ve tarih olarak biliniyor. Ali Kuşçu, astronom, matematik ve dil bilimci. Tabii en çok matematik özellikle öne çıkıyor. Cevabımız Piri Reis. 17. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin 32 eyaleti varken bu yüzyılın ortalarında 25'i tımar sistemine dahil, 9'u salyaneli, toplam 34 eyalete çıkmış. Yani 17. yüzyılın başlarında, 1600'lerin başlarında bu durumla ilgili hangisine ulaşılabilir? Şimdi burada 32'ymiş, 34'e çıkmış. İlk kez toprak kaybedildiği. Buna ulaşmıyoruz çünkü artmış yani. Tımar sisteminin bozulduğu. Bu da çok detaylı bir bilgi. Oradan bulamayız ki burada diyor ki 25'e tımar sistemine dahil sonuçta. Bu da gitti. Kalıyor 2 zaten. Beylerbeyi sayısı artmış arttığı için eyalet bu da artıyor. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki durumlardan hangilerinin ekonomiyi olumsuz etkilediği savunulabilir? Genelde 1-2-3 olur böyle şeyler. Çünkü her şey ekonomiyi bir yerden etkiler. Çok istisnai bir şey yoksa. Avrupa mallarının ülkeye girmesi, ticaret yollarının değişmesi, esnaf teşkilatının bozulması. Tabi bunların hepsi de etkiliyor sonuçta bir noktada. Mal ülkeye girince rekabet olayı yarışamıyor bizim mallar. Ticaret yollarının değişmesi zaten direkt ekonomiyi etkiliyor. Bunu coğrafi keşifler olarak da ele alıyoruz. Esnaf teşkilatının bozulması etkiliyor. Bugün bile AVM açılınca bizim esnaf etkileniyor ya. Aslında aynı şey. Avrupa mallarının ülkeye girmesi, Avrupa kapitalistlerinin ülkeye girmesi. Avrupa 17. yüzyıl boyunca daha büyük boyutlu bir sanayiye geçmek ve lonca düzeyindeki üretimi aşmak için uğraşmış ve 18. yüzyılda bunu gerçekleştirmiştir. Avrupa sanayi toplumuna doğru yol alırken tarım üretimi azalmış, Osmanlı Devleti'nde tarım ürünleri almaya başlamıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Yani diyor ki sanayisi gelişti, tarıma uğraşmadı, tarımı bizden aldı. Elinde bulunan ipek ve baharat yollarının önem kazanmasına, ipekli sanayinin hem ipeğe, sof sanayinin, ham ipeğe pardon, sof sanayinin yapaya dönüşmesine, tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine gelmesine, esnaf gruplarının kendi aralarında paylaşması gereken ham maddenin yurt dışına çıkmasına, sanayinin ham maddesi olan pamuk ve tütün gibi ürünlerin üretiminin yoğunluk kazanmasına. Bu soruyu çözerken şöyle yorumlayabiliriz. Şıklardan dördü daha küçük ölçü şeyli, kapsamlı ifadeler. Örneğin ipek sanayisinin ham ipeğe, sof sanayinin yapaya dönüşmesi kısıtlı bir şey. Tarım üretiminin geçimlik düzeyden pazar ekonomisi düzeyine geçmesi falan. Bunlar kısıtlı ama diyor ki ipek ve baharat yollarının önem kazanmasına. Şimdi ipek ve baharat yolları çok uzun yollar gerçekten. Haritadan baktığınızda sadece Osmanlı ve Avrupa değil, doğusu da var işin. Tarım ürünleri verdik diye o ipek ve baharat yolları tekrar önem kazanmıyor. Bunu savunamıyoruz ama diğerleri işte üretimin yoğunluk kazanması. Küçük şeyler bunlar zaten daha ona göre. Ham maddenin yurt dışına çıkması, pazar ekonomisi düzeyi ve sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapaya dönüşmesi. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki durumlardan hangileri padişahların yetişme biçiminde değişiklik olduğunu gösterir? Divanın sarayda değil babı alide, yani büyük kapıda, sadrazam kapısında toplanmaya başlaması, şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulamasına son verilmesi, önemli. Osmanlı ailesinin en yaşlı ve en olgun üyesinin tahta geçme kuralının getirilmesi. Şimdi 2 ve 3 burada gözüküyor. Şimdi divanın sarayda değil, babı ailede toplanmaya başlaması padişahların yetişme biçimiyle değil de ülkenin biraz daha yönetilme biçimiyle ilgili olabilir.
Ama bunlar direkt şehzadeler ile ilişkili şeyler. Yani tahta çıkması muhtemel kişilerle ilgili olduğu için direkt o noktaya vurgu yapıyor. Dolayısıyla cevabımız 2-3. Sancağı gönderilme uygulamasının değişmesi veya ailenin en olgun, en yaşlı üyesinin tahta çıkması bu noktada 2-3 cevabını getiriyor. Yukarıdaki devletlerin hangilerinde saltanat makamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır denilmiş. Osmanlı, Memlüklü, Selçuklu. Aslında çok ince bir soru. Çünkü diyor ki saltanat makamı içinde halifelik anlayışı uygulanmıştır. Yani bir halifeliğin ötesinde saltanatın içine o halifelik alınmış mı? Ki Memlükler Abbasi halifesini himaye ediyor. Yani saltanat makam içinde bir halifelik anlayışı geliştirmiyor. Ama Osmanlı öyle değil. Osmanlı diyor ki saltanat ve halifelik beraber gidiyor. Padişah aynı zamanda halife oluyor. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde eski ve yeni kurumlar işlevlerini bir arada yürütmüştür. Bu durum aşağıdaki dönemlerden hangisiyle başlamıştır? Bu tarz sorular işte mesela hangisine koyayım diye düşündüm. Şimdi eski ve yeni kurumlar diyor. Demek ki yeni kurumlar açılmış. Yani bir ıslahat var. Ve yeni kurumların açılması kabul edilmiş her alanda. Yani sadece askeri anlamda da değil, her alanda yeni kurumların açılması kabul edilmiş. Bu ne zaman oluyor? Tabii Tanzimat'la oluyor. Duraklama, yükselme, kuruluş değil. Zaten buraya bir gerileme de koymamış Tanzimat. Çünkü o zaman biraz muğlak olurdu soru. Tanzimat'la başlıyor. Yeni kurumlar ve eski kurumlar. Oradaki püf nokta hani bunu kabul ettiğini yani yeni kurumların yapması gerektiğini kabul ettiğini görmemiz. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir? O kadar basit bir soru ki sadece genel ıslahat özelliklerini bilseniz yetiyor. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin içlerine karışmasını önleme amaçlı olması. Şöyle okuyayım ben. Avrupalı devletlerin desteğinin sağlanmasının amaçlanması, Avrupa kültürünün etkisinde hazırlanması. Şu üç şık birbirini tamamlıyor dikkat ederseniz. Peki yani diyor ki Avrupa ile ilgili ıslahatlar yapıldı. Peki bu ıslahatları Avrupa kim için ister? Gayrimüslimler için ister tabii ki. Müslüman olmayanları memnun edecek çeşitli düzenlemeler yapılması. Dolayısıyla dördü sorunun kendi içerisinde yani dönemi hiç bilmeseniz bile dördü birbirini tamamlayan şeyler. Sadece askerlik alanında yapılması ise değil tabii ki. Çünkü birçok alanda yapılıyor. Bu şıklar da onu getiriyor. Yani Osmanlı Avrupa'nın kendi iç işlerine karışmasını önlemek için sadece askerlik alanında mı yapıyor yoksa birçok alanda mı haklar veriyor ki Avrupa karışmasın iç işlerindeki gayrimüslimlere özellikle? Cevap E. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir? Keşfedilen yerlerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin Avrupa'dan Osmanlı ülkesine girmesi. Osmanlı parasının değer kaybetmesi, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması, Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması, Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının önemini kaybetmesi. Şimdi burada keşfedilen yerlerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin Avrupa'dan Osmanlı ülkesine girmesi, bunu bir tutalım. Osmanlı parasının değer kaybetmesi doğal bu tabii ki. Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yolları değişiyor çünkü bu da onunla bağlantılı. Ve ülkede fiyat artışlarının artması da bununla bağlantılı. Buradan sonra şu iki şık arasında kalınca şu Osmanlı'daki Avrupa'daki bilimsel ve teknik gelişmelere yabancı kalması Rönesans'la ilgili bir şey daha çok olarak gözüküyor. Dolayısıyla cevabımız C. Orada doğuya yapılan şeylerde, coğrafi keşiflerde çok değerli madenler Avrupa'ya getiriliyor. Bu da coğrafi keşiflerin bir sonucu ve Avrupa onlarla zenginleşiyor. Tabii oradaki etkilerinden biri olarak görülebilir Osmanlı Devleti'ne de o madenlerin girmesi. Osmanlı Devleti'nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır? 2. Mehmet, 3. Selim, 3. Murat, 3. Ahmet, 4. Murat. Şimdi radikal değişiklikler diyor. Burada 3. Selim tabii ki ön plana çıkıyor.
Nizami Cedid dönemi denilen yeni dönemi getiren, canıyla ödeyen bunu. Üçüncü Selim, radikal değişiklikler yapma, yani devleti bir anlamda her şeyle yenileme ki kardeşinin çocuğu ikinci Mahmut da tahta geçince amcasından aldığı yönlendirmelerle, onun da katkılarıyla onun yarım bıraktığı işi bir anlamda tamamlıyor ve her anlamda devleti yeniliyor. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden daha yüksektedir? Nişancı, defterdar, kazasker, sadrazam, reisül, küttab. Padişah'tan sonra sadrazam Osmanlı'da çok önemli. Ki öyle sadrazamlar var ki neredeyse bir ara devleti yönetmiş. Oradan sadrazam olduğunu görmemiz gerekiyor. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci kimdir? Yine sorulmuş. Cevabımız Piri Reis. Diğerleri de burada yine ünlü denizciler var. Barbaros var farklı olarak. Ve son soru. Deniliyor ki Osmanlı Devleti'nde devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir? İkinci Mahmut döneminde getiriliyor fes giyme zorunluluğu. Hatta şöyle bir şey oluyor. Avusturya Bosna'yı kaybederken, Avusturya orada egemenlik kurarken Fesler de Avusturya malı olduğu için Avusturya'yı boykot ediyor. Hatta o ara Avusturya'dan gelen gemiler malları denize falan dökülüyor. Dolayısıyla 2. Mahmut döneminde yapılıyor bu fes giyme zorunluluğu. Bir anlamda Atatürk'ün de inkılaplarının fikir babası gibi gözüküyor 2. Mahmut. Çünkü birçok anlamda paralellikler var. Devleti neredeyse baştan dizayn etmiş. İki dönem olarak bakabiliyoruz. İkinci Mahmut, o videolarda vardır detaylı. Bir Yeniçeri Ocağı'nı kaldırana kadar 1826'ya. Bir de ondan sonraki dönemi. Ondan sonraki dönemde çok hızlandırarak reformları rahatça yapıyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile de biraz uyuyor. Umarım faydalı olmuştur video.